Peki. Nedim Bey siz ne dersiniz bu konuya dair? Sizin de fikrinizi alayım. Burayı hızlıca geçelim. Diğer meselelere daha geniş yani, zaman kalsın. Ülkeler arasındaki ilişkiler diplomatik olarak işte ülkesinin geleceğini düşünenler için bir şekilde izah edilebilir. Fakat tabii burada önemli olan benim açımdan Nedim Şener olarak öldürmüş bir gazeteci var. Cemal Kaşıklı. Kaşıkçı. Ya yani Öyle bir yalnız bırakılmış bir maktul ki cenazesine dahi ulaşılamadı. Vahşiliğin ötesinde bir suikastle öldürüldü. Öyle bir suikasti ki Türkiye'ye kurulan bir tezgahı da içeriyordu o tarihlerde. E, yurt dışında özellikle FETÖ'laş terör örgütünün mit mahrem imamları e, getiriliyordu veya işte operasyonlar yapılıyordu. Türkiye insanların kaçırıldığı ve yok edildiği ülke e, tanımlamasıyla ifade ediliyordu özellikle. Tam o süreçte, bakın bu cinayetin içinde öyle bir ayrıntı var ki, e, öl, e, cinayet şebekesinin elemanlı sudutlardan bir tanesi, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip, onun taklidi yaparak çıkıyor, İstanbul'un değişik yerlerinde gezip, sonra bir e, Sultanahmet Camisi'nde kıyafetlerini değiştiriyor. Bu ne? şu demekti, bu Türkiye, c Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan e, elçiliğine girdi, çıktı ve kayboldu. Sultanahmet'te de kayboldu. Kim kaybeder bunu? Türkler kaybetti. Bu Türkiye'ye kurulan bir kumpastı. Şimdi Türkiye'nin bunu hukuken yerli yerinde yargılaması gerekirdi. Ama ne oldu? Dosyayı oraya gönderdik. Yani şöyle davanın sanıkları arasında Selman yoktu. Şüpheliler arasında. Ama bütün dediği gibi Brent Bey'in de oklar onu gösteriyordu. Amerikan gazeteleri, dergileri e, fail o diye yazıyorlardı. Şimdi şöyle bir talihsizliği var. Cemal Kaşıkçı'nın. Cemal Kaşıkçı Amerikan vatandaşı. Washington Post gazetesinin de yazarı. Ya düşünün, bu ülkeden Suudi Arabistan'a herhangi bir hiçbir şey söylenmedi. Hiçbir şey yapılmadı. Yönetimler eleştirildi. İlginçtir, Trump da yapmadı, Biden da yapmadı. Herkes, Faruk'un çizdiği, Bülent Bey'in de söylediği gibi... ...diplomatik ilişkiler, uluslararası ilişkiler... ...evet düşmanlar bile şey yapar ama ortada bir cinayet davası var. Tuhaf bir şekilde... Ailesi, Kaşıkçı'nın ailesi, oğulları prensle el sıkıştılar ya. Ya hakikaten vahki gidene yani. Şimdi bu şartlarda ben Prens Selman'a baktığım zaman ben bir fail görüyorum. Bir devlet adamı falan görmüyorum. Eğer Suudi Arabistan'la ilişkiler önemli, kıymetliyse kral var. Nitekim cumhurbaşkanı gittiği zaman kralla görüşür. Yani o olsa olsa burada belki bu davanın sanığı olacak kişiydi. Ama Türkiye'den bu tutarlılığı bekleyenler, bekleyen bütün dünya buna iştirak etmeli, buna ortak olmalıydı. Yani Suudi Arabistan öyle bir yaptırımlar uygulamalıydı ki bu cinayetin failleri gerçek cezalarını bulsun. Ama ne Amerikası ne Avrupa'sı, bırakın Almanya Almanya hepsi yani petrol alışları, silah alışverişleri falan filan aldı başını gidiyor. Herkes Bülent Bey'in söylediği gibi para şeyinde nasılsa onlarda iki şey fazla para ve petrol bununla ilişkileri tutmaya çalışıyorlar. O yüzden hani ortada olan insani olarak baktığınız zaman yani Cemal Kaşık diye bir şey var bir maktul bir öldürmüş bir insan var ortada kaldı da bir nişanlısı onun hakkını aramaya çalışıyor. Tuhaf bir şekilde bütün dünya gazetecilik örgütleri dahi adamı unuttu kardeşim. Washington Post bile sattı. Ya bakın onu yazı yazdığı gazete. Tabii onu sattı. yani kimse Suudi Arabistan'ı suçlayan hiçbir şey söylemiyor artık. O yüzden hani Türkiye'yi bu konuda hakikaten e, bu anlamda tutarlı e, bekleyenler bak hiç kimse Türkiye mesela Türkiye'yi bu konuda da suçlayan da olmuyor. Yani davanın üstü topluca küresel sistem tarafından kapatılmış. Ama bizim yani Değişen bununla ilgili bütün ülkeler Ya o ya olacak şey bu insani bir şey mi? Hı hı. Dolayısıyla evet Devleti yönetenler, mesela ben şunu, ben ben mesela bunu eleştiriyor, muhalefet olarak ben bunu eleştiriyorsam, ben şunu söylerim cümlemin devamında, iktidar yanlış yapıyor, ben geldiğimde dosyayı tekrar açacağım ve Suud'ları yargılayacağım burada diyebilen var mı? O da yok. Çünkü demin iki konuşmacının da çizdiği bir rasyonelite var ya, dünya gerçekliği var. Onu herkes kabullenmiş durumda. O yüzden e, ee, vah ki Cemal Kaşıkçı'ya yani. <laughs> Burada yani Cemal Kaşıkçı'nın ne yazdığı yani ne yazma değil. araçsıl araçsıl araçlaştırılması rahatsız edici bir konu.